Arkadaşlar merhaba. Şimdi dersimiz eski Türk edebiyat. Eski Türk edebiyatını biliyorsunuz iki basamakta göreceğiz. Birincisi Türk edebiyatı tarihi şeklinde, diğeri de edebiyat bilgileri kısmıyla. Edebiyat bilgilerinde aruz vezni, nazım şekilleri, sanatları göreceğiz. Edebiyat tarihinde ise 13. asırdan alacağız, 19. asra kadar bütün edebiyat tarihini işleyeceğiz. Fakat bunun bildiğiniz üzere Türkçe bölümünde eski Türk Edebiyatı dersi yalnızca bir yıl işleniyor. Hal böyle olunca sınavda da eski Türk Edebiyatı soruları 4 soru olarak geliyor. Yüzde %8 dilim ayrılmış durumda. 2 tane de edebiyat bilgilerinde gene bu dediğim nazım şekilleri, aruz vezni ve sanatlar konusunda soru geliyor. Yani ortalama eski Türk Edebiyatı'nda Türkçecilere 6 soru geliyor. 6 soru da hepinizin malumu olduğu üzere hayati öneme taşıyor. Şimdi biz eski Türk edebiyatı tarihiyle dersimize başlayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. 13. asır Türk edebiyatıyla biz edebiyat tarihine şimdi girişimizi yapıyoruz. 13. asır Türk edebiyatında 3 tane şair göreceğiz. Birincisi Mevlana, ikincisi Sultan Veled, üçüncüsü de Ahmet Fakih. Ama biz bu üç şaire geçmeden önce 13. asır Türk edebiyatı hakkında bazı bilgileri pekiştirmemiz gerekiyor. Çünkü eski Türk edebiyatını biz neden 13. yüzyılda başlattık ve 13. yüzyılın genel özelliğini bunlar bizim için hayati önem taşıyor. Hele hele Mevlana ve Sultan Veled'in eserleri üzerinde konuşurken bunların detaylarına daha yoğun bir şekilde gireceğiz. Öncelikle hemen şuna başlayalım. 13. asır Türk edebiyatı bizim için neden önemli? Ne işe yarıyor? Edebiyat tarihimiz açısından hangi faydaları var? Öncelikle arkadaşlar hemen şunu söyleyelim. Bizim Türk Edebiyatı tarihi 13. asırda başlıyor. 13. asıra geldiğimiz zaman hepimizin malum olduğu üzere Selçuklu Devleti'nin son dönemi artık yıkılmaya başlıyor. Yüzyılın ortasında biliyorsunuz Köse Dağı Savaşı ile birlikte Selçuklu Devleti gücünü kaybediyor. Ve tamamen çaptan düşüp yavaş yavaş yıkılma sürecine giriyor. Ama şöyle bir durum var. 11. asırda biz Anadolu'ya giriş yaptık Malazgirt Savaşı ile birlikte. Fakat 13. asıra geldiğimiz zamanlarda Türkçe şiir örnekleri görmeye başlıyoruz. Yani edebiyat tarihimiz iki asır geriden geliyor geldiğimiz coğrafyada. Bu bizim için oldukça önemli bir mesele. Niye geriden geliyor? Niye? Biz 11. asırda Anadolu'ya geldiğimizde hemen edebi faaliyetlerimiz başlamadı, çalışmalarımız başlamadı ve Türk edebiyatını biz 11. asırdan değil de 13. asırdan başlattık. Bu oldukça önemli bir mesele arkadaşlar. Şimdi buraya değinecek olursak. Malumunuz olduğu üzere Selçuklu Devleti'nde hepimiz duymuşsunuzdur bunu. Halkın konuştuğu dil Türkçe, İlim dili Arapça, edebiyat dili ise Farsça şeklinde genel bir kanaat vardır. Peki niye ilim dili Arapça? Niye edebiyat dili Farsça? Niye bunlar Türkçe değil? Öncelikle bunların cevabını arayacağız. Ondan sonra bizim ilk şairlerimiz eserlerini hangi dillerde vermişler ve bu iki asırlık gecikmenin gerekçesini ortaya çıkaracağız. Baktığımız zaman arkadaşlar 11. asırda biz Anadolu'ya geldiğimizde Hemen zihnimizde şunu bir canlandıralım. 13. asırı düşünecek olursak. ilk edebi çalışmalarımız Mevlana ile Sultan Veled Ahmet Fakih ile başlıyor. Ama niye bu adamlar özellikle Mevlana ve Sultan Veled Farsça yazıyor? Niye Türkçe 11. asırda başlamıyor? Bunları tekrar tekrar soruyorum çünkü çok önemli meseleler bunlar. Öncelikle arkadaşlar hemen şuna bir değinelim. Selçuklular Anadolu'ya geldikleri zaman Anadolu'da bir Rum kitlesi vardı. Anadolu'ya Türk akımlarıyla birlikte Türkler yerleşmeye başladı. Fakat Büyük Selçuklu devleti döneminden itibaren özellikle Karahanlılar, Gazneliler ve Büyük Selçuklu devletinin saray çevresinde Farsça hakim dildi. Anadolu'ya geldiğimizde de aynı durum olduğu gibi devam etti. Burada şu refleksi sorabiliriz. Yahu bunlar neden Türkçe yazmıyorlar da Farsça edebiyatı veyahut da saray çevresinde niye Farsça var? Bunu size şöyle bir soru sorarak birazcık düşündürmeye çalışacağım. Şimdi biz 13. asırda dedik ki edebiyat başladı. Peki 13. asırdan önce yazılan Türkçe eserleri düşünmek istersek hangi eserlerimiz var bizim? Türkçe eser söyleyelim. Konuşma dilimiz evet çok yaygın, sözlü edebiyat yaygın fakat edebiyat dili olarak, yazı dili olarak Türkçe hangi eserleri vermiş? Aklımıza gelecek olanlar nedir? Kutatku Bilig gelir, Atabetül Hakayık gelir. Eğer yazıldıysa çünkü o dönemde sözlü kültürde yayıldığı da söyleniyor. Divanı hikmet gelir. Onun haricinde bir de Bizim Orhun abidelerimiz vardır. Bunun haricinde Türkçenin yazılı eseri yok. Siz 13. asırda yaşayan bir bilgin olarak kendinizi düşünün. Karşınızda 3 tane seçenek var. Bir yanda Türkçe, hepi topu 3-4 tane yazılı eseri var. Yazılı eser yani oluşturamamış, geliştirememiş. Bir yanda Farsçası var. Şehnamesi yazılmış, kıyamet gibi eseri yazılmış, başarılı şairleri çıkmış. Arap edebiyatından aldığı ürünleri farslaştırarak kendisini bir nevi zirveye doğru taşıyan bir edebiyat geleneği var. Diğer yanda da din dili olması sebebiyle Arapça var. İlim dili olarak gelişmiş. Siz bir şair, bir bilgin, bir bilim adamı olarak kendinizi düşünseniz. Karşınızda üç eser yazılmış Türkçe var. Edebiyat dili olarak zirveye çıkmış, Farsça var. Bir de ilim dili olarak Arapça var. Edebi bir eser vermek isteseniz tercihiniz hangisi olurdu? Bu izleyen herkesinde dersi dinleyen herkesinde ortak cevabı nedir? Farsça olur. Çünkü mevcut malzemeyi en iyi şekilde işleyebileceğimiz dil Farsça. Yani dönemin edebiyat hayatı dönemin gelişmeleri bizi ister istemez arkadaşlar Farsçaya yönlendirmiş. Bu yüzden 11. asırdan Anadolu'ya gelmemize rağmen ta 13. asırda ilk edebi ürünlerimiz ortaya çıkıyor. Bunu kesinlikle ve kesinlikle aklımızdan çıkarmıyoruz. Dönemin edebiyat dili olarak Farsça'nın zirveye çıkması, Türkçenin ise henüz yazı dili olarak gelişmemiş olması. Türkçenin niye gelişmediğini hemen bir parantez açıp şöyle bahsedebiliriz arkadaşlar. Bildiğimiz üzere Türkçe Türkler yarı göçebe bir yaşam sürüyor. Yazı dilinin gelişebilmesi için eğitim kurumlarına ihtiyaç vardır, medreselere ihtiyaç vardır. Yazan çizenin gelişebilmesi için uygun bir ortama ihtiyaç vardır. Ama Türklerde böyle bir ortam maalesef ki yarı göçebe yaşamdan dolayı oluşamamış. Hal böyle olunca Türkler arasında sözlü edebiyat geleneği çok gelişmesine rağmen yazılı edebiyat geleneği kısmen çok yavaş kalmıştır. Yani o istenilen seviyeye gelememiştir. Bu sorunun cevabını genel özetleyecek olursak Selçuklar döneminde edebiyat dili Farsçaydı. Sebebi ise Türkçenin yazı dili olarak gelişmemesi, Farsçanın ise yazı dili olarak, edebiyat dili olarak o dönemin zirvesinde yer almasıydı. Hemen aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Şunu diyebiliriz. Birçok özellikle işin ehli olmayan kişilerde de bunu görürüz. Ya bunlar Türkken niye Farsları örnek alıyorlar? Bir Türk refleksi geliştiremezler miydi? Buna da hemen şu cevabı vereceğiz arkadaşlar. 13. asırda bizim bildiğimiz şekilde bir milliyetçi duygu, milliyetçi düşünce yoktu. O dönemde ümmetçi bir bakış açısı vardı. Yani İslamiyete, dine hizmet eden dil ister Çince olsun, ister Arapça olsun, ister Farsça olsun, hangi dilden olursa olsun, milliyetine bakmadan Türk alimleri, Türk bilginleri bunu çok rahat bir şekilde alıp kullanmışlardır. Niye? Çünkü bu dine hizmet ediyordu. Nitekim bizim birçok Arapça yazan Türk bilginine baktığımız zaman da bunlar Türk olmasına rağmen Arapça yazıyorlar. Sebebi de ilim dilinin Arapça olması. Ya ben Türkçe yazayım demiyor. Çünkü o dönem İslamiyet'e, ilime hizmet eden malzeme nereden geliyorsa milliyetine bakmadan bunu alıp kullanıyorlar. Burasını açıklığa kavuşturduktan sonra biz 13. asrın ilk şairi Mevlana celaleddin Rumi ile şairlerimize başlayalım. Mevlana'nın hayat hikayesini az buçuk biliyoruz. Bugün Afganistan'da olan Berden kalkıp babasıyla ailesiyle birlikte Anadolu'ya geliyor. Önce Karaman'a oradan da arkadaşlar 1228'de Konya'ya geliyor ve hayatının sonuna kadar da burada bulunuyor. Şimdi burası çok önemli. Mevlana'nın hayat hikayesi az buçuk hepimizin aklındadır. Bu dediğim şekildedir. İyi bir eğitim görmüştür. Babası dönemin bilginlerindendir. Yaşadığı çevrede eğitimini çok rahat bir şekilde üst seviyeye çıkarmıştır. Hemen size şöyle bir soru canlandırmamız lazım zihnimizde. Biz edebiyat tarihimizi bakın 13. asıra giriş yaptık ve hemen arkasından Mevlana ile başladık. Ama şöyle bir durum var. Mevlana'nın hiç Türkçe eseri yok. Tamamı Farsça. Tamamı Farsça yazan bir şairi biz niye eski Türk edebiyatı tarihinde ilk sırada başlattık? Bu bizim için önemli bir durum. Herkes şunu diyebilir. Ya işte Mevleviliği kurduk bunlar kültür tarihimize olan katkıları. Niye edebiyat tarihine Mevlana Celaleddin, Rumi ile başladık? Bu aslında sınav içerisinde, ÖABT içerisinde Mevlana için önemli bir husus. Bunun iki cevabı var arkadaşlar. Niye Mevlana ile başladık? Biz deminki 13. asır hakkında konuşmalarımızda dedik ki 11. asırda Anadolu'ya geldik. 13. asırda ilk örnekler vermeye başlandı. İşte bu ilk örnekleri biz Mevlana'da görüyoruz. Mevlana her ne kadar bütün eserlerini Farsça yazmış olsa da bu eserlerin içerisinde Türkçe beyitlere yer vermiştir. Bu bizim için inanılmaz önemli bir şey. Niye? Sözlü kültürle gelişen Türk edebiyatı biz anlıyoruz ki artık 13. asırda yavaş 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 yazı dili olmaya başlamış. Bu bizim için hayati önemli bir durum. Niye? Çünkü ilk defa tekrar tekrar söylüyorum. Mevlana'nın bütün eserleri Farsça olmasına rağmen içerisinde yazdığı Türkçe beyitler aslında Anadolu'daki ilk Türkçe şiir örnekleridir. Türkçe beyit örnekleridir. Biz hemen buradan hareketle diyoruz ki biz Mevlana'nın eserleriyle birlikte Anadolu'da Türkçenin ilk örnekleri görülmeye başlanmış. Mevlana ile başlatmamızın birinci sebebi bu. İkinci sebebine gelecek olursak. Mevlana 13. asırda edebiyat tarihinde önemli hizmetlerde bulunarak önemli eserler yazıyor. Bunlardan biri Mesnevi. Hepimiz biliyoruz. Size şöyle bir soru sorayım. 18. asırda yaşayan Şeyh Galibi hepimiz biliriz. 18. asırda yaşıyor. Ve onun meşhur Hüsnü Aşkı var. Şeyh Galibe Hüsnü Aşk konusunda yöneltilen en büyük eleştiri. İyi yazmışsın, güzel yazmışsın, hoş, hoş yazmışsın ama Galip sen bunu birazcık Mesnevi'den aşırmışsın diyorlar. Peki Galip'in bunlara verdiği cevap ne? Çaldım sen miri malı çaldım diyor. Bakın Mesnevi 13. asırda yazılıyor ta 500 yıl sonra yazılan Türk Edebiyatı'nın en meşhur eserlerinden biri olan Hüsnü Aşk'a bile kaynaklık ediyor. Buradan nereye varmaya çalışıyoruz? Mevlana'nın eserleri her ne kadar Farsça olsa da Bizim edebiyat tarihimizde onlarca, yüzlerce esere kaynaklık etmiştir. Bu yüzden biz Mevlana ile başlıyoruz. Burası oldukça önemli. Mevlana'dan hemen bir sonraki, asır, bir sonraki asırda yaşayan Gülşehri. Mantıkut tayrını çevirirken Gülşehri arkadaşlar, Mevlana'nın mesnevisinden de yararlanmıştır. 16. asıra geliyoruz, şerhler yazılıyor. Birçok şerh ilk defa Mevlana'nın mesnevisi üzerine yapılıyor. Yani... Mevlana Türkçe beyit örnekleriyle Türkçeye önemli bir hizmette bulunmuştur. Türkçenin yazı dili olmaya başladığını bize göstermiştir. Diğer taraftan da yazdığı eserlerle asırlar boyunca Türk edebiyatına kaynaklık etmiştir. Üçüncüsünü de ekleyecek olursak arkadaşlar 13. asırdasınız. Konya'dasınız ve şöyle bir ortam var. Mevlana isimli bir şahsiyet eserlerini yazmış ve ortalığı kasıp kavuruyor. Yani edebiyatla, şiirle, mesneviyle ne kadar başarılı olunabileceğini insanlara gösteriyor. Ve bunu gören insanlar Mevlana'ya özenerek onun gibi yazmaya çalışarak veya da onun gibi şöhret kazanmaya çalışarak edebi faaliyetlere ağırlık veriyorlar. Yani Mevlana 13. asırda Anadolu'nun göbeğinde edebi faaliyetlerin artmasına, rağbet görmesine ister istemez katkıda bulunmuştur. Burayı anladık sanırım. Yani 11. asırda geldik. Niye 13. asırda Türkçe şiir örnekleri verilmeye başlandı ve niye biz Mevlana ile başladık? Mevlana'nın eserlerine baktığımız zaman normalde arkadaşlar hangi kaynağı açarsak açalım Mevlana'nın eserleri sıralanırken Divanı Kebiri, Mesnevi Manevisi, ondan sonra Fihi Mafi, Mecalisi Seb'a ve Mektubat eserleri geçer. Şimdi bunlara dikkat edecek olursak, burası oldukça önemli. Aman bütün algılarımızı açalım arkadaşlar. Mevlana'nın aslında biz beş eserini sıralıyor olsak da Mevlana'nın aslında iki eseri vardır. Burası çok önemli. Birinci eseri Divanı Kebir, ikincisi ise arkadaşlar Mesneviyi manevi dediğimiz eseridir. Peki diğerleri ne oluyor? Niye kaynaklarda sürekli her yerde görüyoruzun? Cevabı da şu. Mevlana arkadaşlar. O dönemde alimlerin etrafında onların söylediklerini yazan, kaydeden, sonraki nesiller de onlardan yararlansın isteyen kişiler vardır. Örneğin Mevlana'nın mecalisi Seb'a. Yedi meclis demektir. Mevlana'nın yedi tane vaazının bir araya getirilmesiyle oluşmuş bir eserdir. Mevlana şunu yapmıyor bakın dikkat ediyoruz. Arkadaşlar bu vaazım önemlidir hadi bunu kaydalın daha sonra bunu kitap yapacağız demiyor. Mevlana vaazını veriyor. Yanında bulunanlar buradaki önemli noktaları yazıyorlar, kaydediyorlar. Mevlana öldükten sonra... Onun fikirleri müritleri tarafından takip edilebilsin, okunabilsin, yararlanabilelim diye sonradan yazıya geçirilmiş. Yani Mevlana'nın Divan-ı Kebiri ve Mesnevisi'nin haricindeki eserleri o öldükten sonra müritleri tarafından yazıya geçirilmiştir. Burasını ne olursa olsun unutmuyoruz. Şimdi eserlere geçecek olursak, bu genel açıklamayı yaptıktan sonra. Mevlana'nın ilk eseri Divan-ı Kebir. Divanı kebir, kebir büyük demektir. Kibirden gelir. Hani kibir büyüklenmek, kebir büyük. Büyük divan. Büyük divan denmesinin sebebi arkadaşlar Mevlana'nın divanı kebiri çok hacimli bir divan. Eser sayısı olarak çok fazla. Şimdi burada bir parantez açıyoruz. Dikkat edeceğimiz nokta. Mevlana'nın biliyorsunuz ki arkadaşlar Şems'le olan bir diyaloğu var. Başından geçen olaylar var. Öncelikle buraya bir açıklama yapıp Şems'le olan alakaya sonra divan Kebir'e döneceğiz. Niye döneceğimizi de bahsedeceğim. Şimdi Mevlana arkadaşlar ilim yolunda kendisini geliştiriyor. İnanılmaz ötesi bir eğitim alıyor. Kendisini en üst noktalara çıkarıyor. Fakat Mevlana'da eksik olan o coşkunluk, kalp gözünün açılmaması bilgi seviyesi hat seviyeye gelmiş fakat bir türlü böyle gürül 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 akamıyor. Bunu şöyle düşünün. Mevlana'yı biz bir baraj olarak düşünürsek. Mevlana bilgiyle doluyor, 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 doluyor. Şems'in yaptığı iş şu geliyor o barajın önünden kapağı çekiyor ve Mevlana gürül gürül akmaya başlıyor. Yani bu bilginin kanalize edileceği noktayı ona Şems gösteriyor. Bu yüzden de Mevlana Şems'e inanılmaz bir yakınlık duyuyor. Çünkü o mevcut bilgilerle kalp gözünün açılması, coşkunluğa ulaşması, Allah aşkıyla dolup taşması tamamen şemsin yönlendirmeleri sonucunda oluyor. Bu yüzden de Mevlana Şems'e büyük bir yakınlık duyuyor, büyük bir sevgi duyuyor, büyük bir muhabbetle ona bağlanıyor. Daha sonra müritleri bu durumdan rahatsız olunca Şems alıyor başını gidiyor. Daha sonra onun oğlu Sultan Veled gidiyor Mevlana'nın oğlu babasının üzüldüğünü görünce Şam'dan Şems'i alıp getiriyor. Fakat Şems mevcut durumun devam ettiğini görünce alıp başını tekrardan gidiyor. Böyle bir durum var. Fakat Şems'in İlk gidişi de, ikinci gidişi de Mevlana'yı inanılmaz derecede üzüyor. Sebebi deminki dediğim durum arkadaşlar. Çünkü onu adeta kanalize eden bir kişiydi Şems. Şimdi buradan Divan-ı Kebir'e dönelim. Parantezi açtık. Şems'in önemine vurgu yaptık. Divan-ı Kebir'i bir açıyoruz arkadaşlar. Şiirlerin bir çoğunda Şems mahlasını görüyoruz. Ve Mevlana'dan itibaren... Bugün Fars edebiyatı tarihi kaynaklarına bakın. Divanı Kebir'in diğer adı Divan-ı Şems'tir. Çünkü Mevlana Şems'e duyduğu özlemle şiirlerinde Şems mahlasını kullanmıştır. Burası bizim için önemli. Yine biz divanı Kebir'i bir açıyoruz. Hamuş isimli mahlaslar görüyoruz. Hamuş Farsça susmuş, içine kapanmış demektir. Mevlana Şems'e duyduğu özlemle hamuş mahlasını seçiyor ve şiirlerinde bu mahlası da kullanıyor. O yüzden arkadaşlar Divanı Kebir'in bir diğer adı Divanı Şems'tir. Bunu ne olursa olsun unutmuyoruz. Hemen hatta şöyle küçük bir parantez açayım. Bugün sosyal medyada birçok yerde görürüz. Şems'ten beyitler paylaşılır. Aslında onların tamamı Mevlana'nın beyitleridir. Şems mahlasını görünce insanlar onu Hazreti Şems'in yazdığını düşünüyor. Tamamı Mevlana'ya aittir. Bu da artı bir bilgiydi. Biz Mevlana'ya baktığımız zaman Divan-ı Kebir'i bu şekilde tamamı Farsça bir eser. Onun ardından gelelim Mesnevi'ye. Bizim bugün sokaktaki en bu konuya uzak olan insana sorsak, en bilgiliye de sorsak hakkında 3-5 cümle kurabileceği nadir eserlerden biridir. Fakat tamamı Farsça. Tamamı Farsça arkadaşlar. Peki bu Mevlana Mesnevi'de ne anlatmış da bu kadar meşhur olmuş? Asırlar boyunca edebiyatımıza birçok esere kaynaklık etmiş. Buraları çok dikkatli dinliyoruz. Öncelikle Mesnevi'nin yazılış serüvenine bakalım arkadaşlar. Şems gittikten sonra Mevlana kendisine fikir alışverişinde bulunabileceği, konuşabileceği, akıl alabileceği kişileri topluyor. Bunlardan biri Hüsamettin Çelebi Mevlana ya Hüsamettin Çelebi bir gün geliyor diyor ki sen bu kadar bilgilisin, bu kadar yazıyorsun, görgülüsün. Öyle bir eser yaz ki insanlar bu eseri okuyarak bilgilensinler, Kur'an'ın mantığını kavrayabilsinler diyor. Mevlana da cebinden çıkarıyor ve Mesnevi'ye aslında başladığını söylüyor. Mesnevi'nin ilk 18 beytini Mevlana bizzat kendisi yazmıştır. Bakın bizzat kendisi yazmıştır diyorum. Peki diğerlerini kim yazdı diyeceksiniz. Diğerlerinin yazılış süre, serüveni şöyle. Mevlana yolda yürürken, yemek yerken, ibadet ederken, tefekkür ederken, herhangi bir şey yaparken aklına beyitler geliyor. Bunları manzum bir şekilde söylüyor. Hüsamettin Çelebi hemen takır 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 orada yazıya geçiriyor. Yani Mesnevi'yi Mevlana söylüyor. Yazıya geçiren Hüsamettin Çelebi. Bu yüzden Mevlana eserine Hüsami Name adını vermiştir. Name yazılı demektir. Yani Hüsami'nin yazdığı, Hüsamettin'in yazdığı eser demek istiyor. Bunu unutmuyoruz. Mesela şöyle bir soru güzel bir sorudur. Mesnevi'nin adlarından biri nedir? Veyahut da Hüsami Name adı verilmektedir. Bunun gerekçesi aşağıdakilerden hangisidir? Bu güzel bir sorudur. Mantıklı bir sorudur. Yoksa mesnevini alın hadi içeriğini yazın demezler size. İçeriği nedir diye sormazlar. Mevlana'nın mesnevisinde arkadaşlar yaptığı iş şu. Kıssalarla, kısa hikayelerle insanlara Kur'an'ın, hadislerin verdiği bilgileri kıssalar üzerinden anlatmaktır. Yaptığı iş bu. Bu yüzden mesnevi çok sevilmiş, çok tutulmuş. Çünkü biz bir insana bir meseleyi şöyle şöyle yapma dediğimiz zaman etkisi 10 üzerinden 2 ise Mevlana şunu yapıyor. Onu yapmak yerine. Bir hikaye anlatıyor. Hikayede bir hırsızımız var. Hırsızın başına bir sürü bela, musibet geliyor. Ve bu hikayeyi okuyan kişi direkt olarak şunu düşünüyor. Ha, demek ki hırsızlık kötü bir şey. İşte Mevlana mesnevi, maneviyle bunu anlatmaya çalışıyor arkadaşlar. Divan-ı Kebir ve Mesnevi-i Manevi. Asıl adı Mesnevi-i Manevi'dir unutmuyoruz. Mesnevi kısaltılmış adıdır. Diğer eserlerine gelecek olursak. Bunların ikisine dikkat edecek olursak Mevlana Divan-ı Kebir'ini bir eser olsun diye hazırlıyor. Mesnevi'yi bir eser olsun diye hazırlıyor. Diğer saydığımız üç eser Mevlana eser olsun diye hazırlamıyor. Onun ölümünün ardından müritleri tarafından yazıya geçiriliyor. Bunlardan biri fihi mafi. Onun içindeki odur gibi. Mevlana otururken geliyor müridinin biri bir soru soruyor bunu açıklıyor. Veyahut da Mevlana bir ayet geçiyor ona dair açıklamalar yapıyor. Mevlana'nın günlük hayatta insanları yönlendirici bilgilerini müritleri yazıya geçiriyor. O öldükten sonra da bunu bir eser haline getiriyorlar. Yani fihi mafi Mevlana'nın ölümünden sonra müritleri tarafından hazırlanıyor ve farsça bir eserdir. Mevlana'nın günlük hayattaki açıklamalarından, yorumlarından, sorulara verdiği cevaplardan oluşan bir eser. Mecalisi Sab'a demin de bahsettiğimiz üzere 7 tane vaazının yazıya geçirilmesiyle oluşmuş bir eserdir. Yine bu da baştan sona kadar farsçadır arkadaşlar. Mektubatın olayı da şu. Mevlana sağlığında çeşitli vesilelerle devlet büyüklerine, tarikat büyüklerine, yöneticilere, şunlara, bunlara, oğullarına, akrabalarına mektuplar yazıyor. Onun ölümünden sonra bu mektuplar bir araya getirilerek mektubat adıyla kitaplaştırılıyor. Mevlana'nın arkadaşlar, bizim için önemli konuları, noktaları bunlar. Aklımızdan çıkarmıyoruz. İki eser, asıl eserleri, eserlerinin tamamı Farsça çünkü herkesin aklına Mevlana çok önemli deyince Türkçede yazmıştır gibi geliyor yazmıyor. Arada Türkçe beyitlere yer veriyor sadece. Bu da bizim için edebiyat tarihimiz için oldukça önemli. Şimdi gelelim Mevlana'nın arkadaşlar oğlu Sultan Veled'e. 13. asrın ikinci şairi. Sultan Veled aslında size şöyle söyleyeyim. Türkçe açısından, Türk dili açısından 13. asrın babasından da çok önemli, Ahmet Fakih'ten de aslında önemli. Niye? Sultan Veled'in biz eserlerine bakıyoruz arkadaşlar. Adam eserlerini yazmış. Divanı var, intihaname, rebapname eserlerini yazıyor. Fakat eserlerinin tamamı Farsça. Türkçe bir eseri yok. Ama demin dedik ki Sultan Veled Türkçe açısından son derece önemli. Niye önemli arkadaşlar? Biz Sultan Veled'in eserlerini açıp baktığımız zaman, mesnevilerini, divanını açıp baktığımız zaman inanılmaz bir hazine ile karşılaşıyoruz Türkçe açısından. Bu eserlerinde Sultan Veled 367 tane Türkçe beyte yer veriyor. Bu bizim için çığır açıcı bir şey. Çünkü 11. asırda gelmişiz Anadolu'ya. 13. asra kadar hiçbir şey yok. Selçuklular döneminde 230 eser yazılıyor. Bunların sadece 15 tanesi küçük Türkçe eser. Gerisinin tamamı 215 tanesi Arapça Farsça eser. Yani Türkçe yazı dili olarak bir durgunluk dönemi geçirmiş. Mevlana ile birlikte ilk örneklerini görüp mutlu oluyoruz. Sultan Veled'le de işte diyoruz ki Türkçe artık edebiyat dili olma yolunda tamamen koşturmaya geçmiş. Çünkü Sultan Veled eserlerini Farsça yazmasına rağmen bunların içerisinde 367 Türkçe beyte yer veriyor. Özellikle Sultan Veled'in arkadaşlar iptida namesi bizim için önemli. Burada Türkçenin o dönemdeki yapısına dair bilgiler vermiştir. Hemen kısaca bir Sultan Veled'i hemen bir özet olarak tekrar söyleyecek olursak arkadaşlar bizim için önemli edebiyat tarihimiz açısından eserlerinde 367 Türkçe beyte yer vermiş olması babasında 3-5 beyitle gördüğümüz, Mevlana'da 3-5 beyitle gördüğümüz Türkçenin gelişimi Sultan Veled'le birlikte uçuşa geçmiş. Burası bizim için önemli. Şimdi gelelim 13. asrın 3. şairi Ahmet Fakih. Ahmet Fakih ile ilgili ilk sıkıntı şu. Ne zaman yaşadı? 4 farklı görüş var. Kimisi diyor ki 13. asırda yaşadı. Mevlana'nın babasıyla da tanışıklığı vardır. Kimisi diyor ki 14. asırda yaşadı. Kimisi diyor ki 13. asırın ikinci yarısında yaşadı. Yaşadığı dönemle ilgili bir kafa karışıklığı var. Bu ne anlama geliyor? Ahmet Fakih ne zaman yaşadı diye bize soru soramazlar. Peki Ahmet Fakih'in neyini soracaklar? Bakın Mevlana'nın Türkçe eseri yoktu. Sultan Veled'in Türkçe eseri yoktu ama Türkçe beyitler kullanıyorlardı. Aşama aşama düşünelim. Mevlana ilk basamağa çıktı, Sultan Veled ikinci basamağa çıktı. Üçüncü ve büyük basamağa Ahmet Fakih çıkıyor. Ne yapıyor? Eser yazıyor arkadaşlar. Biz Mevlana'da 3-5 beyitle gördüğümüz Türkçe Sultan Veled'de gelişiyor ve Ahmet Fakih'te bir bakıyoruz artık eserler de yazılmaya başlanıyor. Ahmet Fakih'in iki tane eseri var. Biri çarname, diğeri de Kitabu Efsafı Mesacidi Şerife diye bir mesnevi arkadaşlar. Çarnamenin önemi şu. Normalde yüz beyitlik bir şiir. Bir kaside nazım şekliyle yazılmış şiir. Bu eser arkadaşlar Eğirdirli Hacı Kemal'in Camiün Nezairatlı Nazire Mecmuası'nda geçiyor. Çarname. Fakat şöyle bir talihsizlik yaşamış. Çahname'nin olduğu kısmın son 17 beyti arkadaşlar kopuyor camiün nezahirde ve bugün günümüze 83 beyti geliyor. Peki 100 beyit olduğunu biz nereden biliyoruz? Camiün nezahirin girişinde arkadaşlar diyor ki çahname 100 beyit. Fakat eseri bir açıyoruz 83 var. 84'ten itibaren ki sayfa kopmuş. O yüzden günümüze 83 beyti geliyor. Şuna dikkat edeceğiz. Kaside nazım şekliyle dedim. Çahname'ye biz kaside dedik diye aha burada bir metiye yapılıyor, burada bir övgü vardır diye düşünmüyoruz. Çahname ilk beyitinden sonuna kadar dini tasavvufi içerikli bir eserdir. Kitab-ı Efsaf-ı Mesacidi Şerife eğer Ahmet Fakih 13. asırda yaşadıysa bu 347 beyitlik Türkçe mesnevi Anadolu'da yazılan ilk Türkçe mesnevi olma özelliğini taşıyor. Bu açıdan bizim için önemlidir arkadaşlar. Ama tekrar ediyorum eğer gerçekten Ahmet Fakih 13. asırda yaşadıysa yazdığı bu mesnevi Anadolu'nun ilk Türkçe mesnevisidir. Bu açıdan da bizim için son derece önemli bir özellik taşıyor. İçeriği nedir diye düşündüğümüz zaman da dikkat edin kitabı, evsafı, mesacidi şerife. Yüce şerefli mescitlerin vasıflarının kitabı. Bizim mescitlerimiz hangisi? Mescid-i Nebevi, Mescid-i Aksa onların güzelliklerini anlatıyor. Adında anlaşılacağı gibi. 13. asır Türk Edebiyatı bu kadardı arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde 14. asır Türk Edebiyatı'na geçeceğiz. Ve yine orada da Yunus Emre ile başlayarak 14. asrın bütün şairlerini ve eserlerini sınav mantığı içerisinde tekrardan yeniden sizinle birlikte işleyeceğiz.